Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Ozan. Bu dersimizde Golang ile yani Go programlama diliyle temel seviyede veri taban işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Bunun için seçtiğim veri tabanı yönetim sistemi MySQL. Bunu doğrudan destekleyen driverları var Golang'in. Aynı zamanda isterseniz SQLite, Oracle, SQL Server ya da PostgreSQL vesaire bunların driverları üzerinden de driverlarıyla da birçok farklı veri tabanında uygulama geliştirebilirsiniz. En yaygın olarak veri tabanı en yaygın kullanılan veri tabanı MySQL olduğu için şimdi bunu tercih ettim. Öncelikle bu uygulama için kullanacağım SQL driver'ı GoSQL driver MySQL. GitHub üzerinden linkini şu şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın go-sql-driver/mysql şeklinde. Burada gerekli açıklamaları var. İsterseniz buradan kendiniz de temel seviyede inceleyebilirsiniz. Nasıl olduğunu vesaire teknik teorik. Biz bunu uygulamamızda kendimiz farklı farklı işlemler yaparak biraz test edeceğiz. Kurcalayacağız diyebilirim. MySQL'imi de şu şekilde göstereyim. MySQL Workbench içerisinde bir tane DemoDB veri tabanım var. Bunun içerisinde Users tablom var. Bu örnekte kullanacağım tablo bu. Users tablosunun içerisinde de sütunlar şu şekilde. ID, Username, Email, Password, First Name, Last Name, Birth Date ve Is Active. Bu bilgileri MySQL içerisinde kendiniz oluşturabilirsiniz ya da birazdan yapacağım Go uygulaması içerisinde bunun script'ini de vereceğim. Siz kendiniz bunu doğrudan script üzerinden de database'in içerisindeki user tablosunu generate edebilirsiniz. Şimdi ortama geçeceğim. Öncelikle şu şekilde en temel haliyle boş bir atom editörü sayfasını açtık. Burada en temel package'ımı tanımlıyorum. Package main şeklinde. Importlarımı oluşturuyorum. Import içerisinde ben database işlemleri yapacağım için database SQL paketini seçtim. Sonrasında log dedim. Log'u da oluşturdum. Çünkü log'lara yazmak gibi işlemler yapabileceğiz. Ayrıyeten bir de ben bu driver'ı az önce gösterdim GoSQL MySQL driver'ını buraya aynı şekilde import ediyorum. Bunu doğrudan çalıştırırken şöyle yapmanız gerekiyor. Bunu lokal projenize de indirip kurmanız gerekiyor. Bunun içinde de GoGet komutunu kullanabilirsiniz. Burada şu şekilde Go get dediğinizde bunu kuracaktır kendisi. Ben zaten daha önce yapmıştım bu işlemi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Sonrasında sorunsuz zaten proje kendisi görecektir bunu. Daha sonra ekleyeceğim bir de STR conversion işlemleri için eklenecek bir paket var. Onu şimdilik eklemiyorum. Zaten kendisi de otomatik ekleyecek. Ekleyebiliyor. Burada func main diyerek main fonksiyonumu yazdım. Main fonksiyonumun içerisinde en temel olarak yapmak istediğim şey şu connection işlemlerinin nasıl yapıldığını bir görmek. Bunun için aslında çok basit en temel haliyle göstereyim. SQL nokta dediğimizde IntelliSense özelliğiyle bana içeriğini gösteriyor bunun. Şurada open var. Bakın driver name string istiyor ve data source name'i istiyor. Yani veri tabanının aslında connection, erişilebilirlik bilgisi, erişim bilgisi. Ben burada MySQL kullanacağım için onu yazdım. Data source name kısmına da benim veri tabanımın bilgilerini yazıyorum. Kullanıcı adı, şifre, çok gelişmiş bir şifrem var. Ve veri tabanımın adı. Bu da daha önceden gösterdiğim DemoDB. En temel olarak connection string işlemleri ve
bağlantı açma işlemi bu şekilde yapılıyor. Connection string ve bu da bağlantımız. Bu bağlantı açıldığı zaman öncelikle bana iki tane değer dönebilir. Birincisi bağlantısı açık bir connection. Bunu DB'ye aldım. İkincisi de eğer hata dönersem bunu karşılayacağım. Error değişkeni. Ve sonrasında dedim ki eğer nil değilse hata vardır. O zaman panikle. Ve error'in içerisindeki error metodunu çağır. Sonrasında istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Gerek işte ping atılabilir. Burada ping atarak bağlantının açık olup olmadığını test edebilirsiniz. Ya da farklı insert, update, delay, select vesaire gibi işlemleri yapıp sonrasında da bağlantınızı kapatabilirsiniz. Bağlantı kapatmayı şu şekilde özetleyebilirim. Öncelikle şurada SQL kodları olduğunu varsayalım. Siz uzun uzun yazdınız. Bütün işlemlerinizi yaptınız. Sonrasında da bağlantıyı kapatacaksınız. Bağlantıyı kapatmak için db.database üzerinden bakın gene metotların falan görünüyor. Örneğin burada begin var. Bunları da anlatayım ufaktan. db.begin bu transaction yönetimiyle ilgili transaction'ı başlatmayı sağlayan bir metot. Bu bizim şu an kullanacağımız bağlantıyı kapatmayı sağlayan şey close metodu. Ping az önce söyledim. Exec bir SQL sorgusunu çalıştırmak için kullandığımız ve işte result'ını da dönen bir execute metodu diyebilirim. Prepare bunu da kullanacağız. Gene SQL çalıştırmak için ama statement şeklinde bir SQL cümleciği oluşturarak bunu projenin tamamında kullanabileceğiniz bir metot aslında. Zamanı gelince anlatacağım. Query de gene sorgu oluşturmayı sağlıyor. Bununla ilgili de örnekler yapacağız. Query row'u da yapacağız. Single row işlemlerde kullanılıyor. Yani tek satır döndürmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Set connection max lifetime. Bu da connection'ın süresini belirliyor diyebilirim. Max idle connection. İşte bu meşgul olan connection'ların sayısını belirleyebileceğiniz bir aslında setter. Yani ayar parametresi diyelim, setting parametresi. Set maximum, set max open connection'da aslında connection pool ile ilgili bağlantı havuzu ile alakalı bir ayar diyebilirim. Sizin maksimum kaç tane açık connection'ın olmasını izin verdiğinizle alakalı bir durum. Bu aslında iki taraflı bir şey. Birincisi veri tabanı tarafıyla alakalı ki zaten bağlantı havuzu kısıtlaması ya da sınırlandırması yönetimi veri tabanı tarafında yapılır. Diğer ister SQL Server olsun ister Oracle fark etmiyor. Hepsinde bir bağlantı yönetimi vardır. Bu da işte bağlantı havuzuyla yönetilir. Burada da siz uygulama tarafınızda bunu aslında yönetebiliyorsunuz. Çünkü eğer bir veri tabanının bağlantı havuzu dolduysa, açık bağlantı havuzu ve siz yeni bir istek yapıyorsanız, yeni bir bağlantı açarak istek yapıyorsanız size izin vermeyecektir, sizi bekletecektir. Çünkü içerideki açık connection'ların en azından birinin kapatılıp sonrasında size sıranın gelmesi gerekiyor. Bu nedenle bu ayarı da yapabiliyorsunuz. Stats gene işte database'in durumunu vesaire. Şimdi ben close'u çağırdım. Close'da veri tabanını bağlantısını kapatma işlemiydi. Bunu burada çağırdıktan sonra diğer işlemler yapmak doğru değil. Çünkü bağlantı kapandıktan sonra bu işlemi yapamazsınız. Ama belki şu an hatırlamıyorum. Daha önceki videolarda anlatmış olabilirim büyük ihtimal. Defer diye bir benim şu an kullanacağım bir özellik var. Bu Go programlama dili içerisinde. Defer'de script bloğu yani bulunduğu blok bitene kadar yapılan işlemleri bekler ve bittikten sonra işte return varsa return'dan sonra ya da blok tamamlandıktan sonra defer
çalışmaya başlar. Yani burada yazmanız aslında burada çalışacağı anlamına gelmiyor şu an için defer. Ama defersiz yazarsanız tabii ki burada çalışır. Şimdi bunu da sağladıktan sonra yani işlemleri bağlantıyı aç. Hata varsa bunu yönet ufaktan. Tabii bunu uygulamanızla yapmazsınız. Panik falan atmazsınız. Bunun için error handling mekanizmasını kullanmanız gerekiyor. Biraz daha gelişmiş bir hata yönetimi yapısı kurmanız lazım. Bu test olarak burada dursun. Sonrasında işin bittiğinde bağlantıyı kapat dedik. Şu an işimize geçebiliriz. Benim veri tabanında kullanacağım SQL cümleci şu şekilde. Bunu da size göstereyim. Az önce gösterdiğim veri tabanı tablosunun SQL sorguları. Buradan inceleyebilirsiniz. Bunu birazdan tek bir satır olarak ekleyeceğim için oradan görmeniz, algılamanız zor olur. O yüzden buradan veriyorum. Sonrasında ben buradaki kodu tek satır haline getirmiştim. Onu yazıyorum. Tek satır halinde şu şekilde create statement şeklinde bir değişkene atadım. Yalnız dikkat ederseniz burada create table kısmı yok. Çünkü bunu birazdan farklı bir sorgu içerisinde yazacağım ve onunla bunu birleştireceğim. Sonrasında şimdi ilk komutumuz, ilk daha doğrusu sorgumuz exec olacak. db nokta bakın exec var burada. Query kısmında bir string'imizi vereceğiz. Ve diyeceğiz ki create table if not exist. Yani yukarıdakiyle de birleştireyim. Create statement. Şurayı da siliyorum. Parametrem yok ekstra. Yani veri tabanında MySQL veri tabanında eğer users diye bir tablo yoksa kontrol edecek. Yoksa oluşturacak. Varsa ellemeyecek buna. Hani veri tabanındaki tablo şu an mevcutsa bu sorgu create sorgusu çalışmaz kısacası. Şunu da tekrar hatırlatayım. Alt çizgi olayını belki ilk kez izleyenler varsa. Alt çizgi olayı da şu. Normalde yukarıda hatırlarsanız bakın db yazdık burada aslında. Ama burada bir değişken yazarsanız ve sonrasında da bunu kullanmazsanız Go programlama dili hata verecektir derleme sırasında. Çünkü bir değişkeni tanımladıysanız onu kullanmanızı zorunlu olarak istiyor Go programlama dili. Go derleyicisi. O yüzden eğer burada bir işlem yapacaksanız mesela şu sorguyu çalıştır. Ben bunun sonucunda bir sonuç almak istemiyorum. Belki. Mesela şu an böyle bir sonuç almak istemiyorum. Sadece işini yapsın. Bana bir şey dönmesin. Sadece hata olursa bir şey hatayı dönsün yeterli diyorum. O zaman şuraya bir değişken yazmanız doğru değil. Yazarsanız dediğim gibi kullanmayacağınız için hata verecektir. Onun yerine diyor ki alt çizgi koy. Ben anladım seni diyor. Sıkıntı yok diyor yani. Buradan devam edebiliriz. Şimdi aynı şekilde hata yönetimini tekrar yapacağız. Burada da eğer hata nil değilse log kısmında yukarıdaki log paketini kullanarak bunu yaz. Şunu sık sık kullanacağız. Artık copy paste yaparak ilerleyebiliriz. Yani Go'da en çok kullanacağınız komut yapısından biri belki de. Temel kısmı oluşturduk. Bakıyorum şöyle. Bunu çalıştır. Bununla birleştirdik. Şimdi de bunun oluştuğunu varsayarak bir tane de veri ekleme işlemi yapalım. Veri ekleme işlemi. Burada da şu oluşturduğumuz tabloya yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. Bunun için response anlamında geriye dönecek değer ve hatayı yap, yönet. Exec'le de ben şu sorguyu çalıştıracağım. Nedir bu sorgu? Insert into
users, yukarıda oluşturduğumu varsaydım tablo, username, email, password, first name, last name, birth date ve is active. Is active'i de standart olarak ben bir verinin aktif olup olmadığını yönetmek için kullanıyorum. Hani filtrelemelerde vesaire onun filtrelenip filtrelenmeyeceğini belirtiyoruz. Şimdi bunu yaptık. Ama bir de verisini gireceğim. Tek bir statement içerisinde bunu yazmak istiyorum. Tek bir SQL cümlecinde. Values dedim. Şöyle 2, 4, 6, 7 verim var. 3, 4, 5, 6. Şu is active'in bilgisi. Deneme 1. Deneme dene.com. Aynı şekilde şuralarda isim olsun. 2017 doğum tarihimiz buymuş. Bir fazlalık mı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, ha, şifremizi unutmuşuz. Şöyle bir kaydırma olmuş. Kullanıcıdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 şöyle yazalım. Fazlalığı da atıyorum. Bunlara dikkat etmezseniz tabii ki hata verecek. Konsol üzerinden hatayı gösterecektir. Eşleşme sağlanamadı diye. Şuradaki hata kontrolümüzü tekrar bir yapalım. Sonra diyorum ki tamam, ben bu insert'ü yaptım. Bana response geldi yukarıdaki res ile. Bu res üzerinden nelere erişebilirim mesela? Birincisi, iki tane aslında temel olarak kullanabileceğiniz şey var. Birincisi, standart olarak diğer programlama teknolojilerinde de kullandığınız gibi etkilenen kayıt sayısını bulma. Affected olayı. Kaç tane kayıt etkilendi? Mesela 5 tane kayıt sildiniz. Bunu size 5 olarak dönecektir. Ya da insert yaptığınızda tek bir kayıt eklediyseniz bunu size 1 olarak dönecektir gibi. Bunu alabilirsiniz. Ya da diğeri nedir onu da göstereceğim şimdi. Row count. Ben burada res üzerinden, bakın, rows affected metodunu kullanırsam kaç tane kayıt etkilendiğini bana dönecek. Last insert id dersem de en son eklediğim kaydın, exec'le en son eklediğim kaydın bana id'sini dönecek. Bu da çok sık karşılaşılan bir istek aslında. Böyle bir kolaylık, kolay bir metot olması da çok iyi olmuş. İkisi de ciddi anlamda iş görecek metotlardan birisi. Ben affected'ı alacağım. Res kaç kayıt etkilendiyse. Tekrar bir hata yönetimi. Sonra diyeceğim ki log print printf. Printf'te de inserted inserted kayıt. Şöyle bir format yazıyorum. Ve kaç kayıt etkilendiğini raw count üzerinden alıp şunların arasına yazacağım. Inserted işte bir one row şeklinde yazmasını bekliyoruz. Devam ediyorum. Şimdi de ben bu kaydı ekledim. Hani veri tabanımda birkaç kayıt daha var açıkçası. Sonrasında bunları select etmek istiyorum. Onu nasıl yaparım? Eklenen kayıtları getir mesela. Hatta onu da birazdan deneriz. Aklıma bir şey geldi. Rows dedim. Eğer db nokta query, bir query oluşturuyorum. Bu da
select yıldız from standart cümlemiz. Sadece parametre vermeyeceğim ki parametreli kullanımları vesaire onları anlatacağım. Epey bir uğraşacağız bunların üzerinde. Sonra hızlı hızlı şöyle gideyim. Bu kayıtları da getir dedim. Rows bütün kayıtları getirdiğini şu an biliyoruz. For döngüsüyle diyorum ki rows. Rows dediğimde bakalım neler geliyor. Bunları da açıklamaya çalışayım. Mesela rows close. Bunu işte işlem bittiğinde kapatacak şeklinde close düşünebilirsiniz. Ben next'i kullanacağım. Sonrasında scan'i kullanacağız. Error'da error'un ne olduğunu da şey yapabiliriz. Bu kayıt içerisindeki hatayı size döner falan. Ama kullanmayabiliriz. Columns'da şunu söyleyebilirim. Belki gösterebilirim. Şimdi bir veri tabanında, yani bir tablodaki sütunların isimlerini bilmiyorsanız bu size string dizisi olarak o isimleri getirecektir. Ondan sonra istediğiniz sorguyu oluşturabilirsiniz. Yani rows.columns dediğinizde örneğin şuradaki ben sorguları bilmiyorsam ki şu an mesela şey yapıyorum ben burada. Select users. Users tablosu üzerinden bunu select ediyorum. Ve rows'u da oradan aldım zaten ama bunun sütunları bilmediğim için, ya yani şu an biliyorum ama bilmediğimizi varsayarsak yıldız kullandım. Ve dedim ki ben burada kalımları, sütunları istiyorum dersem onun içerisindeki sütunları bana getirir. İsterseniz şöyle not olarak da durabilir. Ben şimdi next'i kullanacağım. New değil, next. Next dedim ve ileri doğru gidiyoruz. Rows next. Şimdi de bunun içerisindeki veriyi satır satır elde edeceğim. Rows bana tüm veriyi her döngü içerisinde getirecek. Bir sonrakini, hep bir sonrakini şeklinde. Next'in amacı bu aslında. İçerisindeki elde ettiğim veriyi de her satır içerisinde rows nokta, bakın scan var mesela. Scan'i aldım. Scan şunu yapar. Biz değişkenler oluştururuz ve deriz ki şuradaki veriyi, bu elde ettiğin select ile gelen veriyi, bu değişkenleri al, bunun içerisinde doldur, ben bunları sonrasında kullanacağım. Scan'in yaptığı iş bu. Bunun içinde bir değişken alanı oluşturacağım. Onu da şurada yapayım ki hani burayla alakalı olduğunu bilesiniz diye. Var dedim. Şöyle bir alan açtım. Benim veri tabanımdaki mantığa uygun bir şekilde aynı isimlendirme standartlarıyla oluşturuyorum bunu. Bakın var değişken tanımlama alanı yapıyorum. Username string email string password, bu da string. First name vardı. Last name de aynı şekilde. Last name string. Birth date'i de string yapıyorum. Tabii şunu unutmayın. Bu da boolean mesela. Şunu unutmayın. Veri tabanındaki yapıyla aynı bunlar. Mesela veri tabanında da boolean yerine geçecek bir veri var. İşte 0-1 şeklinde vesaire. Bunlar string. ID de integer olarak tutuluyor. Ona göre almanız gerekiyor. Ben şimdi bunu oluşturdum. Şimdi scan kısmında burada kullanma şeklimiz şu işaret. Neydi bu? Ampersand mıydı? Neydi? Adını bilmiyorum ama bu işaret işte. Bunu yazarak sonrasında değişkenin adını yazıyoruz. Username. Yukarıya bakarak devam edeyim. Email, password, first name, last name, birth date, is active.
Buradaki yapıyı doğru kurmazsanız, daha doğrusu bütün istediğiniz verinin karşılığını buraya yazmazsanız, sorgu çalışırken, sonuçları yazarken hata verecektir. Çünkü hepsini karşılamıyor burası. O yüzden gerçekten o veriyi karşıladığınıza emin olun. Şuradaki hata kontrolümüzü copy ve paste yapalım. Aldım bunu. Veriyi aldım şimdi. Döngünün içerisinde bunları yazacağım. Printf şeklinde. Bulunan satır içeriği diyorum. Yine bir formatlama işlemi yapıyorum. Sonra yukarıdaki veriyi burada göstereceğim. Tabii birleştirerek yapacağım bunu. Ve başında şu işaret olmayacak. Çünkü burası bir formatlama alanı. Yani veriyi gösterme alanı. Birkaç düzenleme yapacağım. Burayı izleyin. Burada bir kere tek bir parametre olması gerekiyor. Mesela bunu böyle çalıştıramam. Çünkü virgülden sonra tek bir parametre gerekiyor burada. Printf için. Onu da şurada gösterecek format alanında. Bunun için de şöyle birleştiriyorum. Hepsi için yapacağım bunu. Aralarındaki virgülü siliyorum, dikkat ederseniz. Bunları birleştirdim. Bu yeterli mi? Değil. Sebebi buradaki id'nin integer, sondaki is aktifinde boolean olması ve Go programlama dili içerisinde bunu yapabilmeniz için bunları string'e çevirmeniz lazım. Yani şu printf'te string ile birleştirebilmeniz için bunların string olması gerekiyor. Ben bunu sildim. str.conf dedik. Bakın bunu dedikten sonra yukarıda ekli değildi ama kendisi ekleyecektir bunu birazdan. str.conf I2A şeklinde bir metot var. Bu integer veriyorsunuz, onu string olarak size dönüyor. En sondaki isActive'de de gene str.conf içerisinde formatlarda format boolean var. Bunu boolean'ı string'e dönüştür diyorsunuz. Bakın yukarıya da str.conf'u ekledi kendisi. Şimdilik buradaki işim bitti diyebilirim. Bakıyorum. Go db 01 go. Doğru. Evet. Bakın. Şimdi veri tabanında birkaç kayıt vardı demiştim. Mesela şu en son eklediğim 11 nolu kayıt aslında yeni ekledim. Ama diğerleri vardı. İşte Cihan Özen, Ali Veli, Murtaza, Demo User. Onlarla birlikte getirdi. Şurada fetch ederken Rows Next kısmında hepsini sırayla bana getirdi. Buradaki Select Yıldız From sorgusu çalıştırılınca. Dikkat ederseniz bakın hepsini birleştiriyor. Tarihi, true vesaire hepsiyle toplu olarak bize geliyor ID'leriyle birlikte. Ve ondan önce de inserted one rows şeklinde bir çıktı var. O da şuradan geliyor. Yukarıdaki insert işlemi yapıldı. Başarılı oldu. Ve hata vermedi. Response içerisinden de rows affected kısmından etkilenen kayıt sayısını da aldım. Ondan sonra da onu buraya yazdım. Şimdi de şunu göstereyim. Mesela last id olsun. Burada da şunu, hatta şöyle yapayım. Bir sonraki satır. Gene error. Tabii ki burada şu error'ı değiştireceğim çünkü aynı scope içerisinde iki tane error var. Error 1 olsun. Uğraşmayalım şimdi. Res nokta last insert id
şeklinde. Bunu da çalıştırıyorum. Şunu hata vermeyecek ama gene de el alışkanlığı olarak koyayım. Log print f diyelim. Inserted, bu da inserted id olsun. Ya da last insert id falan. Gene şurada göster dedim. Last id dedim. Kaydettim. Tekrar çalıştıracağım. Evet, declare edildi ama kullanılmadı. Çünkü şurada copy paste'in sıkıntılarıyla karşılaştık. Ekleyecek ve bakın ilkini yaptı zaten. Bir kayıt etkilendiğini söyledi. Sonra insert id'nin 12 olduğunu söyledi. Bakıyorum. İkinci son eklenen kaydın id'si 12. Bu da başarılı. Evet, genel olarak bir veri tabanıyla ilişkilendirme, uygulama geliştirme böyle oluyor. Go programlama dili içerisinde. Başka neler yapabiliriz? Şurayı açıklama satırı yapayım. Nereden? Şuradan sonrası. Biraz antrenman yaparız. Şöyle kaydettiğinde kendisi düzeltiyor zaten. Bunları aşağı kısmı indireyim. Yukarıda kalalım. Tabii kaydedersen hemen boşluğu kapatır siler. Evet, neler yapabiliriz? Öncelikle normal bir select işlemi yapılabilir. Bunun da birkaç farklı versiyonu var. Onları da göstereceğim. Şurada az önce fetching işlemini yaptık. Bir datayı fetch etme işlemi. Şu select işlemi fetch etme işlemi oluyor. Bunu DB query ile yaptık mesela. Bu yöntemi göstermiş oldum aynı zamanda. Burada birkaç farklı yöntem ve püf nokta söylenebilir. Mesela burada şu var. Normalde hatayı şurada yönetiyoruz dikkat ederseniz. Bu for döngüsü içerisinde her satırda ben hatayı kontrol ediyorum ve ona göre bir işlem yapıyorum. Ama istersek şu da olabilir. Burada for'un dışında ben bir if kontrolü açarım ve derim ki hata rows'un içerisinde hata varsa error üzerinden bana getir ve sonrasında da error nil değilse şunu yap. Evet, bu da geçerli bir işlem. Doğrudan rows'un içerisinden bu hatayı alıyor. Bir alternatif olarak bulunabilir. Tabii işiniz bittiyse rows ile bunu close ederek kapatabilirsiniz. Bundan sonrası için rows'un kullanımını da engellemiş olur tabii ki. Bu bir püf noktamızdı. Peki ben bunu bir tekil bir veriyi sorgulayacaksam, mesela bir ver sorgusu yapacaksam nasıl olacak? Yani şurada normal bir select sorgusu yaptık ama buna parametre göndermek istersek, o da kolay aslında. Şurayı kapatalım ki karışmasın. Bu püf noktayı burası için gösterdim. Sonrasında yazmaya başlayalım. Ya da şöyle aşağıdan gidelim biz. Yukarısı farklı. Karışmasın. Şurayı da kapatıyorum.
Gene ROS dedim. Aslında yukarıdaki yapının aynısını kuracağım diyebilirim. Yine de tekrardan yazalım. Error DB query, sen değil, sen. DB query oluşturdum. Select yıldız from users ver id eşittir soru işareti. Sonrasında da parametre olarak hangi id'yi çekeceksiniz onu veriyorsunuz. Ben son kaydı alayım, 12. Buradaki soru işareti aslında sanırım Access'te falan da vardı. MySQL ile uygulama geliştirirken birkaç veri tabanı yönetim sisteminde böyle bir kullanım var. Siz parametre olarak soru işareti veriyorsunuz. Sonrasında da onun yerine gelecek olan parametreyi veriyorsunuz. Bu çalışma anında onun yerine kullanılıyor. Mesela .NET tarafında AdoNet'le uygulama geliştirirken de biz şöyle yapıyoruz. Yani et işaretiyle koyuyoruz. Bu da parametre oluyor. Sonrasında id diye bir parametre veriyoruz. İşte o bunun yerine geçiyor filan. Burada soru işaretiyle çözmüşler. Birkaç atama olsa bile fark etmiyor burada. Gene hepsi soru işaretiyle sıralanabiliyor. Onun da örneğini yapacağız. If şurayla vakit kaybetmeyelim. Copy and paste. Sonrasında diyorum ki işin bitince ROS'u kapat. İşin ne zaman biter? Ben bilmem, defer bilir. Diyelim. ROS close. Sonra for ile gene next diyerek bu döngüyü oluşturuyorum. İçerisinde yukarıdaki yapıyı kuracağım gene. Onu da şuradan alayım. Çünkü aynı veriyi alacağım zaten. Buna aktarmasını isteyeceğim. Bakıyorum yukarıdaki verim açık mı? Değil. Şunu açıklama satırından çıkarıyorum. Aynı yapıyı kullanacağım. Burada dursun. Tekrar tanımlamak zorunda kalmayayım. Sonra hata yönetimini tekrar et. Şurada eğer hata olursa bunu yap diye. Ve sonra da şuradaki veriyi yazma işlemini tekrar yap. Burada da bunu da kullanabiliriz. Print line de kullanılabilir. Bu kalsın. Aynısı değişmesin. Sonrasında da yukarıda bahsettiğim işlemi burada kullanabiliriz. Yani şu hata yönetimiyle ilgili olan kısım. Yukarıda ERR vardı. Onun üzerinden diyorum ki ROS, ROS'un içerisinden error al ve eğer varsa zaten atamış olacak buna. Eğer öyleyse ve ERR nil değilse log üzerinden şöyle bas. Bakıyorum şu sıkıntı çıkarabilir. Bilir fazla oldu, çıkarır. ERR, o yüzden yeni bir isim verelim. Şimdi şuranın, bakın buranın ERR'si farklı. Benim şurada kullandım. Dikkat ederseniz iki nokta üst üste koymadım. Buradaki ERR, error nesnesi üzerinden olacak. O zaman şuna error Q dersem, şurada da kullan, burada da, şurada da, burada da, burada da. Evet, artık ilk başta bir error nesnesini oluşturdum, onu bir kullandım. Hata varsa fatal diye basacak log'a. Yoksa işte işlemler devam edecek, bunun içerisinde hata yönetimi yapılabilir.
Burada sıkıntı yoksa başka bir işte çıktıktan sonra bir sıkıntı fark edersem diyelim bulursak ROVS üzerinde oradan da alabiliriz şeklinde bir durum var. Onu da burada yakalayıp basabiliyoruz. Şimdi bunu çalıştıracağım. ...12 no'luk satır bulundu. Deneme 1, 2, 3, 4, 5 filan hepsi geldi. Başarılı. Ben Workbench'e gidiyorum. Şuradan 12. satır. 12. kayıt daha doğrusu. Şunu 0 yaptım. Ve tekrar bir çalıştıralım. Bakın true'ydu, false olarak geldi. Aynı kayıt. Bu da bir diğer örneğimiz olarak kalsın. Şimdi de daha önce söylediğim gibi query row üzerinden bunu nasıl yaparız ona bakalım. Buna da single row deniyor aslında. Bu yaptığımız mesela aslında şu da bir single row örneği diyebiliriz. Çünkü tek bir satır aldık. Ama şuradaki neredeydi o? Şu mesela aynı query metodu kullanıldı ama burada multiple row şeklinde yapıldı. Ama bunun orijinalinde bir single row işlemi nasıl yaparız? Yani tek satır gelmesini garanti etmeyi nasıl yaparız? Çünkü burada mesela for'la döndük. İçerisinde tek bir kayıt olduğu için bize aslında tek bir kayıt geldi. Yoksa bu yapı single row değil, multiple row şeklinde bir kullanım var. Şimdi de burada sıfırdan tekrar yapıyı oluşturacağım. Var x dedim. String benim error'um var mı? Yok. db nokta query row select yıldız from users. Burada farklı bir şey yapalım. Limit 1 olsun. Şöyle bir atalım. Biraz daha hatalı kod yazalım. Eğer bakın ERR nil değilse hata vardır zaten ama hatanın bir de tipleri var. Bu tiplerde şunu da göstereyim. SQL içerisinde mesela SQL paketinde hata tipleri var. Bu hatalardan biri no row hatası. Yani satır işte kayıt satır yok hatası. Eğer kayıt yoksa yapılacak işler burada yapılır. Ama o değil de başka bir hata olduysa o zaman da bu rutin bir hani herhangi bir hata olabilir. O yüzden de error'u doğrudan basıyorum burada. Sonrasında da log print line şeklinde bir satır bulundu dedim ve S. Çalıştıralım bir. Evet. Buradaki o. Zaten doğrusu bu değildi.
Şurada şu yapıyı tekrar yazacağım. Şurada da ID'yi yazalım. Tabii şöyle. Burada bir yanlışlık var. O da bunu scan ile yapmam gerekiyordu. Şöyle bir deneyelim. "115 neresi? Şurada." diyor. Tamam. Daha önce var mıydı bu? Oh, evet. Daha önce ERR nesnesi var. ERR şunlar. Aslında daha önce varsa oluşturmasam yeterli. Şunu da eşittir yapsam. Tekrar bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Orası kesin. "115 şurada bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Selected from users limit 1 scan." Normalde ID username sorun yok gibi. Yani eşleştirme kısmını scan kısmında burada yapacak. Biz de burada değeri veriyoruz. Sonrasında bu değeri buna ata diyorum. X declarated, tamam geç bunu. Evet, sonunda. Query row'un kullanımında küçük bir hata yaptım şurada. Sadece hatayı dönmesini istediğim kullanılan bir şeydi. Query row. Evet. Şimdi şöyle tekrar bir sonucuna bakalım. Bir satır bulundu. Şurada getirdi. Yanına da bir yazdı. Şöyle bir şey. Evet. Query row.
Allah Allah ya. Şunlar tuhaf tuhaf sorunlar. Evet. Bakın bulduğum satırın verisini aslında burada gösteriyorum. Şurada tekrar bunu şunu kullanırsam aynı yapıyı sonunda ekrana basacağız. Hadi bakalım. Bunu yazdım. Bakıyorum veriye. Tamam. Buradaki veri, şuradaki veriyi zaten yukarıdaki tanımlamalar atıyor. Aynısını oradan gösterebiliriz. Gene bulduğum satırı buradan ekrana basıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Limit 1 dedim için de bunu zirvedekini doğrudan bize getirdi. Bu da single row işlemiydi. Biraz uzatmalardan sonra geçebildik. Hemen şöyle burayı da kapatıyorum. Yeni birkaç kod daha göstereceğim. Birçok programlama yönteminde şöyle bir şey vardır. Buna multiple result active result set denir. Multiple active result set denir. Kısaca MARS ayarıdır bu. Bu bir sorgunun birden fazla sorgunun tek bir query içerisinde çalıştırılmasını, yani veri uygulamanızdan veri tabanına gönderilip çalıştırılmasını ve onun üzerinde sonuçları almanızı ve işlemenizi sağlar. Bunu da destekliyor bizim Go programlama dilimizin çekirdek, işte şu an kullandığımız driver'ı, MySQL driver'ı. Bunu da şöyle diyebilirim. Mesela delete from X table, bunu sil, komple temizlesin. 2'yi de silsin. Bu mesela az önce bahsettiğim Mars olayı ile çalıştırma yöntemi. Şurada parametre falan yok. Bunu çalıştırırsanız eğer gider ve iki sorguyu da başarılı bir şekilde çalıştırır. Burada önemli olan şey şuradaki aradaki işte iki noktalı virgül olayı. Bu da Mars desteğiydi. Bunu çalıştırmayacağım. Zaten bir püf nokta olarak kalsın. Bir başkası preparing queries dediğimiz konu. Burada da aslında Java'dan da tanıdık gelecek bir yapı var. Statement olayı var. Bir statement oluşturuyorsunuz. Ve bu statement ile şöyle yukarıda error var mıydı? Vardı. O zaman şunu Q yap. Bir tane oluşturdum ve dedim ki db nokta, bakın şurada prepare var. SQL statement üzerinden çalıştırma işlemi yapıyoruz. Nedir bu? Bir tane öncelikle temel bir prepare SQL sorgusu oluşturuyoruz. Temel bir sorgu bu. Örneğin select yıldız from users, işte var id eşittir soru işareti şeklinde. Sonrasında da bu statement nesnesi, yani bundan elde edeceğimiz statement nesnesi üzerinden buna query'ler veriyorum. İşte 1'i getir, 2'yi getir filan diye. Bu kendi içerisinde o verdiğimiz parametreyi alıyor ve statement içerisindeki o sorguyla birleştirip bunu çalıştırıyor. Aslında teoride mantık bu kadar basit. DB prepare dedim. Burada da select, az önce bahsettiğim şeyi yapayım. Users var id eşittir soru işareti. Şöyle eğer Q nil değilse log fatal eğer Q. Devam ediyorum. Yine yapıyı yeniden kuruyorum. Defer
Bu sefer STMT'yi, yani statement'ı, bakalım ne var burada. Bakın burada query var. O query'yi kullanacağız şimdi. Query'ye bir parametre vereceğim, onu çalıştıracak filan. Ben şimdi diyorum ki bu işlem bittiğinde, buradaki bütün işin bittiğinde statement üzerinde bunu statement'ı kapat. Rows r, burada da r x olsun. STMT query, burada da 12. kaydı getirsin, son eklediklerimizden biri. Sonra r x nil log fatal r x şeklinde. Sonra yukarıda yaptığım bir işlemi yapacağım burada. O da şu. Alacağım ve Rawson scan'ine göndereceğim bunu. Onu da nasıl? For Rows'u aldım ve dedim ki işim bittiğinde Rows'u da kapat. Defer'i burada da kullandım. Sonra for Rows next dedik ve ne olsun bu? Prepare'ın PR'si PR scan olsun. Sonra şöyle yapayım zaten. Şuradan bunu yeniden oluşturacak PR scan, o yüzden iki nokta üst üste koydum. Sonra PR yazdık. Nil log fatal şurada scan r olsun. Çünkü bu bize hata dönecekti sadece. Bunu burada kullanıyorum. Hatayı yöneteceğim. Sonra log paint line diyorum. Daha önce yaptığım gibi aslında şuradakini komple al, yapıştır. Bu da böyle kalsın. Sonrasında da daha önce yaptığımız gibi şu işlemler yapılabilir. İşte Rows üzerinden error'u alarak onun üzerinde işlemler yapma gibi şeyler yapılabilir. Bu yeterli bizim için. Kaydettim, bakalım. Evet, gene 12. satır geldi. Çünkü 12'yi aldık. 1'i istiyorum. Farklılık olsun. Evet, 1. Başarılı bir şekilde geldi. Evet, bunu da yaptık. Prepare üzerinden single row da aynı şekilde yapılabilir. Single row'da da mesela bu multiple row özelliğiydi preparing'in. Single row'da da çok fazla bir şey değişmiyor aslında. Aynı mantığı kurgulayarak şöyle bir şey yapabiliriz. Sorgumuz olsun yine. Şurayı kapatayım. Preparing query single row. Bu yapıyı gene aldım. Gene prepare oluşturuyoruz. Gene aynı sorgu üzerinde.
Ama bu sefer diyeceğim ki st, stmt bana ne döner? Eğer x, yukarıdakini kapattık, bunu oluştur. Stmt üzerinde şu query row olayı vardı. Az önce query'yi çalıştırdık. Query row'da da bu sefer diyeceğim ki bana, bakın dikkat ederseniz 1 dedim ama 1 derken ben 1'den fazla sonuç getirebilecek bir yapıyı kullandım aslında. Çünkü 1 dediğinizde tamam 1 ama bunun altında kaç tane kayıt gelecek onu bilemeyeceği için çoklu, multiple bir result dönüyordu. Ama query row dersem tek bir sonuç için ben bunu yapıyorum demek. Burada gene 1 yapabiliriz. Bu sefer hatta 2 yapalım. Farklı bir kayıttı bu. O gelsin. Nokta. Bakın scan var. Bu scan'da yukarıda aslında kullandığımız şeyin aynısı. Şunu komple alayım. 2'yi al. Şu değişkenleri ata. Durumu. Bundan ibaret. Hata filan yok zaten onu, neyse gene hadi el alışkanlığı oluşsun diyerekten. Sen x'sin, sen de x'sin, bu kadar. Sonra da gayet basit bir şekilde log, bu sefer de fmt'yi kullanayım hadi. Print line dedim. First line birleş, sen de birleş, sen de ayrı kalmayın. Hop, hop, evet. Bu da ok. Deneyelim. Hangi kayıt vardı iki de? Yeni mi can? Her yerde can. Şimdi bakalım. Yo, iki de Ali Veli var. Ondan şaşırdım ben. 2'yi istedim ben. 2'yi getirdi. Neden can geldi? Başka bir şey istesek. ID'si 3 olan. Gene bir can. Başka bir şey, etkileyen bir şey yok. Evet. O kadar dummy data girersen şöyle bir kontrol edeyim. Ha pardon. Bakın Ali Veli ama burada benim adım yazıyor yine. Copy paste işte. Şurada Murtaza. Bu dummy data olmadan olmaz zaten. Kıl kuyruk. Evet. Şimdi ok. Şimdi Murtaza gelsin bize arkadaş. Gel bakayım Murtaza. Evet, işte bu. Başarılı. Bu da ok. Peki. Şunu hemen kapatayım. Daha uzatmaya gerek yok. Şöyle şurayı da biraz da şuradan, biraz da şuradan. Şimdiki konumuz veri, buna İngilizce'de modifying data deniyor. Şöyle bir şeylerdi, modifying data. Yani işte delete, insert, işte update vesaire, bir veriyi değiştirme işlemi. Bunda da yine mantık aynı ilerliyor aslında. Eğer, yine eğer doluydu. Evet. Burada da DB üzerinde exec var çalıştırmak için. Mesela delete from users diyeyim. Limit 1 dersem
Öyle birini silsin işte. Hata kontrolü falan geçiyorum. Hata olma ihtimali epey bir düştü ya. Zaten basit şeyleri yapıyoruz. Eğer Y olsun bu da. Burada da gene etkilenen kayıt sayısını alacağım. Res rows affected dedim. Bunu direkt ekrana basayım. FMT ile olsun. Print line row count. Şimdi ben Workbench'e bir bakmak istiyorum. Şunu bir güncelleyeyim, bakayım ne varmış. Evet, 3-6 tane kayıt var. Cihan Özsan'ı uçuralım biz. Bunu kaydettim. Bunu sil. Hatta şunu da yap. Last ID'yi işte bakayım ne getirecek değil mi? R, L olsun. Res. Insert ID eyvallah ama şunu da görmüş olalım. Sonra çalış. Tanımladın, kullanmadın. Evet. Haklı. İşte bu hata yüzünden şu var zaten. Orada ne vardı? RX. Burada da RY. Sen de uç. Sen de git. Canınız cennete. Evet bakayım. First name. Evet, bu sefer de yukarıdaki değişkenleri tanımladık ama kullanmadık. Tamam, anladık. Şunu da şimdilik kapatalım. Sen de kapan bakayım. Sen de git, sen de git. Hepiniz gidin. Evet, şöyle çalış. 1-0. Tamam. Tahmin ettiğim gibi last insert ID'de 0 değerini verdi. O anki connection vesaire gibi ıvır zıvır bir altyapısı var. Evet. 1 değeri geldi. Şimdi ben buraya geleyim. Bakayım 1'de bu vardı. Evet. Cihan Özsan gitti. Sonunda kurtulduk benim adımdan. insert işleminde ne yaparız? Aslında insert'ü gördük. Hani modifying data dedik ama insert şurada yaptık. Mesela exec ile yapabileceğim gibi şeyle de yapabiliriz. Bari onu göstereyim. Statement üzerinden de bunu yapabiliriz. Insert işlemini. Sen de git. Burada insert işlemi dedim. Gene STMT, RRR, işte DB, prepare, sonra insert, absurd değil, insert, into. Benim veri biraz uzun. Malum çok 7-8 tablo falan var. Şuradan kapayım ben onu. Şuradan araklayayım. Aldım ben onu. Aldım. Şuraya yapıştırdım. Bakın bu mümkün. Ama STMT'nin amacı, yani statement'ın amacı şu aslında. Siz bunu yaparken işte soru işaretleri koyun buraya. Aksiyon olsun. Sonra gelir buraya doldurursunuz diyor. Ops. Sen de ne kadar veri varsa o kadar soru işareti. Aslında çok çok kötü bir
yaklaşım bana göre. Hani C Sharp tarafında daha temiz bir kullanım olduğunu düşünüyorum. Bu konuda işte et yazıyorsun başına, diyelim ID yazdın, tamam işte onu dışarıda oluştur gönder gitsin gibi, böyle bir şey. Bunu yapıyorsun. Sonra istersen şöyle bir veri ekleme yapılabiliyor. Şimdi ben STMT üzerine bunu atadım. STMT dediğimde önce bir veri oluşturalım. Hatta bir deneyelim. Ben yukarıda oluşturmuştum zaten değişkenleri. Yok, kapatmıştık. O zaman açalım. Şunu kapattık, açtık. Evet. ID'ye ihtiyaç yok. ID identify zaten. Neyimiz var? Username. Email. Password. First name. Last name. Birth date. Date. Birth date. Is active. Sen birsin. Sen 2017 şöyle bir şeysin. XYZ ABC 1 2 3 4 ABC XYZ ko. Sen de ko. Burada nokta exec dediğimde buradakilere parametreleri göndermem gerekiyor. Parametreler username, şöyle bir bakayım ben buna. Exec, evet, argümanları alıyor. Username, email, password, first name, last name, birth date, is active. Bunu aldık. Bunu doğrudan çalıştırıyor olması gerekir. Bakalım. STMT, tabii ki şöyle bir bakayım. Tamam, o da oldu. O da oldu. Şu bana bir response döner. Error STMT olsun. Bu sefer şöyle bir error STMT'yi kontrol et. Log fatal. Error STMT. Olmazsa, sıkıntı yoksa REST'ten ne gelir bize? FMT üzerinden yazayım. REST. Ops. Şurada. Unutmuşuz. Nokta ROS affected. Tamam. Yo, etkilenen, pardon, eklenen kayıt ID'si. Bu insert olduğu için şu daha iyi olur. Sıkıntı yoksa. Şunu da kapat. Cannot use one boolean type. Tamam, haklısın. Tamam. Sen true'sun. Sen true ol.
derleyici kızdırma. ID kullanılmadı. Yani kullanalım da neyse hadi kullanalım. Ama göndermeyeceğimiz için sadece burada kullanılmış olsun diye. Evet, tamam. Haklısın. Kullandık ama şey yapmadık. O zaman kapan. Sen git. Seni sildim. Şimdilik. Evet. 13 geldi. Gayet hoş. Peki bakalım, refresh. Evet, son eklediğimizde buraya geldi. Bu da işte statement ile insert işlemiydi. Aslında bunu tekil veri olarak da yapabilirsiniz. Bu biraz yani öyle bir kastırdım biraz. Bu da fena değil aslında. Kullanılabilir bir yöntem. Şöyle. Aldım bunu. Farklı farklı da kullanabilirsiniz işte. Yani bir tane dizi oluşturup o dizinin içerisindeki stringleri döngü içerisinde stmt.exec diyerek veri tabanına dummy veri olarak basabilirsiniz mesela. Bunun gibi birçok şey olabilir. Notlarıma bakıyorum. Son olarak merak edebilirsiniz. Biraz daha tecrübeli arkadaşlar merak edebilir. Transaction nasıl yapılır? Transaction çok da zor değil. Birkaç farklı yöntemi var ama temel olarak şöyle. Begin diye başlattım. Kodlarımı yazdım. İşlemlerimi yaptım. Insert, update, delete. Şöyle diyelim buna da. Error, up olsun. Bunun hatta direkt yukarıdaki üzerinden de o error üzerinden de gidebiliriz. Şöyle olsun. Error, tx. Transaction'ın tx'i. Eğer öyleyse db exec burada da bir update çalıştırdığımızı işte şey olabilir delete vesaire neyse bunu da geldim başka işlemler falan da yaptım error gene tx şöyle tx transaction'ın nesnesi burada commit yapabilirim. Yaptırmadı. Çünkü şu. Evet. Commit yapabilirim ya da bir hata oldu. Velev ki şöyle bir şeyler diyelim. Ben de burada hatayı yakalamışım. Affeder miyim? Olmaz. Hemen logumu pasla rtx'i sonra tx nokta rollback. Rollback. Bu da mesela işte geri alma. Hata olduğunda rollback yap. Yoksa sıkıntı yoksa commit yap filan. Böyle bir basit bir kullanım mümkündür arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bunları da makaleye eklemeye çalışırım. Yazılanları filan. Biraz daha düzenlerim belki. Kolay gelsin.